silah konusunda dünyanın iki devi. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, diğer tarafta Rusya. Amerika bir süredir Rusya'nın son dönemde geliştirdiği güdümlü füzelerle anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürüyor. Rusya ise bu iddiayı reddediyor. Tam da bu noktada Rusya Devlet Başkanı'na katıldığı bir etkinlikte bir felaket senaryosu, yani nükleer saldırı ihtimali soruldu. Putin'in cevabı Amerika'ya açık bir gözdağı niteliğindeydi. Bize saldıran bilmeli ki kendisini kaçınılmaz olarak yok edeceğiz. Nükleer silah devleri Rusya ve Amerika arasında ipler iyice geriliyor. Öyle ki ağza alınmayacak felaket senaryoları artık dile dökülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Olası bir nükleer savaşta neler yaşanacağı soruldu Putin'e. Başkan cevabıyla düşmanlarına gözdağı verdi. Bu tabii ki bir felaket olurdu ama tekrar ediyorum, biz nükleer felaketi başlatan taraf olamayız. Çünkü kışkırtıcı saldırılarda bulunmuyoruz. Evet, böyle bir durum yaşanırsa biz ilk saldırıyı yapmadan birilerinin bize karşı nükleer silah kullanmasını bekleyeceğiz. Ama bize saldıran şunu bilmeli ki kendisini kaçınılmaz olarak yok edeceğiz. Putin'in sözleri yeterince tehditkardı. O kelimeleri kendinden emin vücut dili ve kararlı ses tonuyla destekledi. Biz ilk saldırının kurbanları şehit olarak cennete gideceğiz. Onlarsa sadece ölüp gidecekler. Çünkü Allah'tan af dilemeye vakitleri bile kalmayacak. Putin bir felaketten bahsediyordu. Ancak salonda o an gülme sesleri yükseldi. Aslında Putin Amerika'yı açık açık tehdit ediyordu. Bu tehdide Amerika tarafından henüz bir yanıt yok. Ama gözler şimdi Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un üzerinde. Çünkü gelecek hafta Bolton'un Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret etmesi planlanıyor. Putin'le görüşüp görüşmeyeceği ise merak konusu.